Proje üyelerinin hepsi beyaz önlüklüydü. Son günlerde Zuhal ile Özen'in gözlük takmaları onların bilim adamı görüntülerini daha da zenginleştirmişti. Üzerinde çalışacakları proje ile ilgili elektronik optik kitaplar bulmaya, okumaya çalıştılar. Okul kütüphanesine gider yetmeyince öğretmenlerinden tanıdıklarından bilimsel kitap istediler. Kuşların uçakların anatomilerini masaya yatırdılar. Okul dağılıp herkes evlerine gidince projede olan 7 arkadaş okulun laboratuvarlarında toplanıyorlar. Beyaz önlüklerini giyiyorlar. Ön araştırmalardan yola çıkarak daha ileri aşamalara doğru yol almaya çalışıyorlardı. Projenin zor olduğunda fikirdiler. Başarmanın imkansız olmadığının da. Üç tekerlekli sandalye açılır kapanır küçük kanatlar koyacaklardı. Patlayıcı bir gazla mekanizma ateşlenince kumanda düğmeleriyle istenilen nokta inmesi kodlanacaktı. Enerji maddemiz barut olsun dedi Kadir. Bence de diyerek ona destek verdi Ege. Barut uygarlıkta kullanılan en eski maddedir ve önemli bir enerji kaynağıdır. Başardığımız zaman çok uzun geçmişi olan uygarlığa gönderme yaparız. Teknolojinin kesilmeden kopmadan akan uzun bir süreç olduğunu anımsatırız. Barut çağı M.Ö. bin yıllarında Çinlilerin buluşuyla başlamıştır dedi Zuhal. Uçaklarda kullanılan optik cihazların tarihi ise yakın. Başardığımız zaman ilk çağlardan günümüze köprüler kurmuş olacağız. Adlarımız silinmemek üzere bilim tarihine yazılabilir dedi adamla. Bilimin ışığı parlaktır dedi Elif. Umudun ışığı da. Bu iki ışık içimize vurmuşsa başaramayacağımız zorluk yoktur. Vav dedi Çelik. Biz sadece bilim adamlarıyla çalışmaya başlamamışız. Tarihçiler, edebiyatçılar var aramızda. Barut'u kullanıma sokmadan önce onu iyice tanımak istediler. Huyunu, suyunu anlamaya çalıştılar. Basit gibi görünen bir maddenin hiç de küçümsenecek bir enerji kaynağı olmadığını birleştiler. Baruta tarihte kara barut da deniyordu. Güherçile, kükürt ve kömürün karışımından elde ediliyordu. Çoğunlukla ateşli silahlarda kullanılmıştı. Hep ateşli silahlarda kullanılacak diye bir koşul yok. Madenlerin patlayıcı, öldürücü yanı bizleri ilgilendirmiyor artık. İnsanlığa hizmet edecek yeni alanlar oluşturmalıyız. Kapsama alanımızı daha da büyütmeliyiz diye şaka yaptı Ege. Barut'u ben ilk kez kibritle tanıdım dedi Kadir. Kibrit işe yarar bir şeydir. Hele de karanlıklarda çaktığımda parlaması, alevinin dans etmesi müthiş bir şey. Onu şimdi bilimsel anlamda geliştirmek müthiş bir şey olacak. Kadir sözlerini bitirince yeniden takım aletlerine döndü. Küçük bir uğraşıdan sonra kimsenin bilmediği tuhaf bir şey yaptı. Özen'e uzattı. Bir bakalım dedi. Ne de bu yaptığım? Özen o garip şeyin altına üstüne baktıktan sonra bilemedim dedi. Alaaddin'in sihirli lambası mı yoksa? Yaklaştın dedi gülümseyerek. Altında bir pimi var. Onu kendine doğru çeker misin? Özen dinleni yaptığında o garip alette ışıklar yanıp sönmeye başladı. Sirene benzeyen sesler de çıkardı. Projemize yani ülkerin sandalyesine akü tasarlıyorum dedi. Bir tehlikeye yaklaşınca da siren sesleri çıkartacak. Galiba beni tehlike olarak gördü dedi Özen. Barutun enerjisini açığa çıkarırken içine parafin de katalım dedi Çelik. Ona güç verir, çözünürlüğünü arttırır. Bu bileşiğin kullanımında momentum sistemini kullanmalıyız dedi Kadir. Momentumun ne olduğunu ilk kez duyanlar vardı. Momentum gazın çıkış hızının kütlesi çarpımından çıkan bir enerjidir. Dedi Kadir. Bu enerji günümüzde en hızlı silahlarda roketlerde kullanılıyor. Çok da başarılı sonuçlar alınıyor. Aynı şeyi biz barış amaçlı kullanacağız. Araştırarak deneyerek yol alıyorlardı ki galiba bir yerde yanlışlık yaptılar. Patlayan barutla parafin bileşkesinin tepkimesi beklediklerinden çok daha fazla oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombası yeniden tetiklenmişti sanki. Ortalık toza dumana kesti. Deney masasının başında bulunan tüm çocuklar bu patlamayla havaya uçtu. Hiçbirisi bir daha da yere konamadı. Uçtular da uçtular. Duvarlar, dağlar, denizler geçtiler. Mavilikte, karanlıkta, kızılıkta yol aldılar. Ateş çemberlerine girdiler. Çok soğuk buz kütlelerine daldılar. Aşırı gürültüleri, sessizlikleri geçtiler. Yıldırıma benzeyen ateş parçaları ıslıklar çalarak üzerlerinden aktı. Devrilen her karanlığın arkasından renkli aydınlık yeni bir dünya kuruldu, yıkıldı. Yeni yeni dünyalar, yıldızlar, ay güneş tutuldu. Karanlıklar aydınlığa, aydınlıklar karanlığa evrildi. Bir kibrit aleviyle tutuşan patlama büyüdü de büyüdü. Boşluklara sığmayan barut kokusu her yeri kapladı. Bu koku sonra katılaştı, dondu. Devasa bir barut canavarı oldu. Yaratığın bir kafası ikiye, iki kafası üçe, dörde, beşe, altıya, yediye ulaştı. Başlarının sayısınca kuyrukları çoğaldı. Her tarafında sert pullar oluştu. Işık hızıyla giden barut canavarı yorulunca durdu. Her taraf barut rengindeydi, bulanık kokulu. En sonunda yedi başlı canavarın yedi ağzından yedi çocuk boşluğa patır patır dökülmeye başladı. Her çıkan çocuk pelte kıvamındaydı. Az sonra katılaştılar, hareketlendiler. Azıcık güç toplayınca gözlerini açıp çevrelerine baktılar, birbirlerini gördüler. Biz yaşıyor muyuz dediler. Burası neresi, levatuar nerede? Fen bilgisi öğretmenimiz Enis Bey bizi bu durumdan kurtaramaz mı? Endişe, korku, soru dolu kabus, ile boğuşuyorlardı ki barut renginde, barut kokusuna yedi başlayıcıları hala göz göze geldiler. Ejderhan hemen arkasında göklere yükselen bir ateş yığını vardı. Ama ne ateş? Kadir'in anlattığı karanlığı yakmak isteyen kebrit çöpü alevlerinin biri. Belki de milyon katı. Ateş sönecek gibi oldu mu? Yedi başlı canavar dönüyordu yedi ağzından. Çıkan yedi nefesini ona doğru üflüyordu. Ateş harlanıyor, barut patlamasına benzeyen sesler ve kokular çıkartarak yeniden güçleniyordu. Ateşin egemen olduğu bir masal ülkesi miydi burası? ya da yaratıklarla canavarlarla dolu düş ötesi bir ülke miydi? Nefeslerini tutup canavara baktılar. Onun kımıldadığını görünce bu görüntünün bir fotoğraf ya da hayal olmadığını anladılar. Bence bir canavar bu dedi Kadir. Hem de boruttan oluşmuş bir canavar. Çünkü borut kokuyor. Patlamanın şiddetini hatırlıyoruz dedi Zuhal. Müthiş bir şeydi. Bence patlamanın şiddetiyle borut büyüdü büyüdü canavarlaştı. Bu hale geldi. Zuhal akıllı çocuktu, onun yorumuna itiraz eden olmadı. O dakikadan itibaren de bu yaratığa yeni bir ad buldular, Barut Canavarı. Barut Canavarı da yorgundu, havaya kokladıkça canlandı, kendi geldi, yedi ağzından yere döktü, yedi çocuğa yedi dilini uzatarak onları yalamaya, kurulamaya başladı. Yerde pelte gibi duran baygın çocuklar canlanmaya, kıpırdanmaya başladılar düş ötesi ülkede gerçek dışı yaratıklar yeni baştan hayat bulur gibiydiler. Canavarın sıcak teli çocukları ısıttı, ısıttıkça kuruladı, onlara yeni bir hayat verdi. Projeye katılan yedi çocuğun devrinimleri giderek çoğaldı. Gülümsemeyi birbirleriyle konuşmaya nereden çıkıp neresi daha olduklarını yorumlamaya başladılar. Epeyce zaman sonra grup başkanı Elif yorgun bir sesle konuştu. ''Yaşıyoruz'' dedi. ''Hem de o büyük patlamadan sonra.'' Daha fazla konuşamadı. Bayılıp gitti. Kadir bilincini toplayınca elini beline attı. Oh be dedi. Çantam. içindeki aletlerim duruyor. Bu ülkede de tamir edecek pek çok yer mutlaka çıkacaktır. Canavara korku ve panik içinde bakıyorlardı ki herkesten daha iyi durumda olan Kadir konuşmasını sürdürdü. Korkmanıza gerek yok dedi. Patlayan barutumuzla o canavarı biz yarattık. Her enerji kaynağı kontrolsüz biçimde büyürse canavarlaşır. Unutmayın o canavar bizim eserimiz bizim eserimiz olduğu için de çoğunlukla bize bağlı. Deney barutumuzu kontrolümüze alabilir de projemize başarılı olabilirsek canavar çıktığı barutun içinde yeniden girer. Bizler de geldiğimiz yere döneriz. İlginç bir bakış açısıydı bu. Bizler onu yedi ağzından döküldük dedi Özen. Yani onun bir çeşit çocuklarıyız. Onun içindir ki bizi bir anne gibi korumaya aldı dedi Çelik. Ben annemin babamın çocuğuyum diye itiraz etti Damla. Bir canavarın çocuğu olmayı hiçbir zaman kabul edemem. Proje başkanı olarak Elif az sonra gözlerini açtı. Kendine geldi. Gelir gelmez de arkadaşların adlarını söyleyerek parmaklarını kullanarak saydı. Tam yedi kişiyiz dedi. Şükür hiçbir eksiğimiz yok. Kimsenin yaralı olmadığını görünce daha çok sevindi. Çok büyük bir felaket atlattık dedi. Ne atlatması dedi Damla. Felaketimiz yeni başlıyor. Hepimiz sapa ama dedi Elif. Az şey mi bu? Patlama sonrası yolculuğumuz çok uzun sürdü dedi Özen. Bu yolculuktan sonra otobüs tutmasını avuramış gibiyiz. Projede bulunan yedi kişi birbirlerine sokulup sarıldılar. Tehlike yine de geçmiş sayılmaz dedi Zuhal. Tamam karanlık kötü bir dünyaya savrulduk. Buradan daha karanlık ve uzak bir ülkeye savrulma olasılığımız da var. Hani büyük depremden sonra artçı depremler olur ya öyle bir şey. Dikkatli olalım. Ardından gelebilecek artçılara karşı koymayı bilelim. Barut canavarı yalayarak yukarıtmaya çalıştığı çocukları şimdi de ılık nefesiyle korumaya almış gibiydi. Ben çok masal okudum dinledim dedi Zuhal. Barut canavarı diye bir canavar hiç duymadım. Hele de yedi başlı yedi kuyruklusunu baksanıza ne kadar korkunç renk renk benekleri var. Her benekte kocaman kocaman kıllar, kesici kabuklar. Masallarda anlatılan yaratıklar bile bundan daha sevindir bence. Japonya'ya atom hidrojen bombaları atıldığı zaman onlar da canavarlaşmışlardı dedi Ege. Nagasaki ve Hiroşima kentleri o sırada oluşan atom canavarlarıyla yerli biri olmuşlardı. Ama bu garip ülke gibi değillerdi yine de. Arkadaşların duyabilecekleri kadar düşük sesle konuştu. Japonya'daki o şehirleri görmedim ama tahmin edebiliyorum. Bence atom canavarları kesinlikle bizim boru canavarından daha sevimliydi. Sözlerini bitirince arkasından pıkık diye bir güldü. Canavarımızın bize iyi davranacağı belli oldu ama dedi Elif. Bu durum bize için büyük şans. Lütfen yüksek sesle konuşmayın. Canavarımız anlattıklarımızı duyup üzülebilir. Bizimkinin şekli canavar dedi Özen. Anladığım kadarıyla ruhu değil. Her yaratılın kötülüğü dışında değil içindedir. Korkmanıza gerek yok. Görünüşü çok korkunç ama diye mırıldandı Damla. Gözleri ateş parçalarından daha kırmızı. Üstünde de tüyler, benekler, pullar korkunç. Lüne parklarda gördüğüm plastik dinozorlar, canavarlar bile beni korkutmuşlardır. Kadife eli kadife dili de olsalar yedi başlı, yedi kuyruklu canavardan korkarım ben. Korkulmayacak gibi değil ki dedi Damla. Şunu iyi bilsin dedi Çelik. O canavarsa bizler de canavar yavrularıyız. Bize nasıl davranırsa biz de ona öyle davranırız. Çünkü canavarlık biraz da bizlere bulaştı. Kesinlikle bana bulaşmamıştır dedi Damla. Şiddete şey her zaman karşı oldum çünkü. Bana kötülük yapmasın. Ben ondan başka bir şey beklemiyorum. Kısa sürede herkesin ıslaklığı gitmişti. Bedenlerini saran halsizlikleri yavaş yavaş yok oluyordu. Peki bu ülkenin bir adı yok muydu arkadaşlar? Dedi Ege. Bilen varsa lütfen söylesin. Gerekirse e-posta atıp yerlerimizi bildirelim yakınlarımıza. Gelip kurtarsınlar bizi. Bunu der demez akıllı cep telefonu çıkardı. WhatsApp'tan ileti yazmak istedi yakınlarına. Tık yok arkadaşlar dedi. Akıllı telefonu çalışmıyor. Benimki de çalışmıyor dedi Çelik. Saatim de durmuş. Dünya bir para verdik onlara. Yine de bir adı olmalı bu ülkenin dedi Elif. Bulmaya çalışalım. Bu sorunun yanıtı barut canavarından gelir gibi oldu. A ve ü seslerini çıkartarak homurdandı, iç çekti, bir şeyler söylemeye çalıştı. Canavarımız bence bu karanlık ülkenin adını söyleyemeye çalışıyor dedi Çelik. Dönüp canavarlarını yeniden dinlediler. Homurtularında A ve ü harfleri hep öne çıkıyordu. Bence ateş ülke diyor dedi Özen. Biz de ateş ülke diyelim bu ülkeye dedi Damla. Çünkü ateş kadar da sıcak. Barut da kokuyor. Ona yakışacak en güzel at bu olmalı. Barut, canavar, ateş ülke. Kısa sürede üç ana terim gibi herkesin diline yerleşiverdi. Her üç terimin başında içinde barut vardı. Barut yakıcıydı, patlayıcıydı. Ateşle özleşti. Burası ateş ülkesi ise hiçbir yere kibritle yaklaşmayın arkadaşlar dedi Alif. Hele de kibrit sevdalısı olan Kadir dikkat etsin kendine yeni bir patlama hepimizin dönüşü olmayan yeni bir yerlere savrulması anlamına gelebilir. Sanki buradan dönüş var da dedi Damla ağlamaklı bir sesle. Bu ülkede belli ki zor şeyler bekliyordu onları. Bence canavar dediğimiz bu yaratıktan korkmamıza gerek yok dedi Özen. Çünkü onun ağzından çıktık. Bir çeşit annelik yaptı o bize. Hiçbir anne çocuğuna kötülük yapmaz ki. Kötü kullanan her bilim canavarlaşır dedi Zuhal. Parafin karışımı barutu kontrol edemedik. Canavarlaştıran da biz olduk sonuçlarına katlanacağız. Bilim yanlış kabul etmez dedi Kadir. Elimizdeki tehlikeli malzeme biz hakim olamayınca o bize hakim oldu. Şimdi karşımızda barut yok. Özü baruttan olan canavar var. Neyse ki yine de şanslı çocuklarız. Anladığım kadarıyla bizi seviyor. Ve koruyor canavar dediğimiz yaratık. Sözü bitince dönüp ona baktı. Canavar söylediklerini anlamış gibi homurdandı. Gülümseydi. Sert olmayan, yumuşak sevecen hareketler yaptı. Peki deneyimimizde hangi yanlışı yaptık dedi Çelik. Bence kullandığınız parafinin karışım oranı yanlıştı dedi Ege. Reaksiyon için oksijen sağlayan nitrat formülüne uygun bir bileşke yaratamadık. Yaratamayınca da biz kimyagerler gibi bilimsel değil simyagerler gibi el yordamıyla çalıştık dedi Kadir. Bilimsel olmayan bileşkilerin nerede ne yapacağız hiç belli olmaz. Simyagerlik bitti artık dedi Elif. Bitti ama olan da bize oldu dedi Damla. Oluk oluk akan terliğin mendiliyle silmeyi de unutmadı. Arkadaşlar dedi Çelik. Benim harita bilgim çok iyidir. Dünyada ne kadar ülke varsa haritada gözüm kapalı yerlerini bulurum. Ateş ülke diye bir ülke yok ama ada gibi ülke dedi Ege. Suların tümü kaynama derecesinde sıcak. Bunu derken içmeye çalıştı. Elindeki kaynar suyu gösterdi. Ben fantastik kitapları çok okurum dedi Çelik. Ateş ülkesi diye bir ülkeyi o kitapların birisinde tanımıştım. Halkı her sabah uyanır uyanmaz ateşi öpüyorlardı. Galiba burada da öyle olacak. Ben de duymuştum dedi Zuhal. Bu ülkede yaşayanlar son derece tutucularmış. Sırlarını dışarıya kolay kolay sızdırmazlarmış. Kutsal bildikleri ateşi hiç söndürmezlermiş. Söndürürlerse çok büyük kötülüklere uğrayacaklarına inanırlarmış. Sen galiba burayı anlatıyorsun dedi Damla. Barut canavarı da yanındaki ateşi nefesiyle yerlendirip duruyor. Sürekli yakıyor. Bence de biz işte o ateş ülkedeyiz dedi Çelik. Alevler yandığı yerde azalır gibi olmasın. Barut canavarı hantal bedeniyle dönüyor. Sönen yere yedi ağzıyla üflüyor. Harlandırıyordu. Bir ara canavar uyuklar gibi oldu. Ateş de harlanmasını yitirdi. Alevler küçüldü de küçüldü. Kutsal ateş sönüyor diye telaşlandı Ege. Tam o sırada Zuhal yerinden fırladı. Yanan ateş yanına doğru koştu. Sönmekte olan ateşin her köşesini üfleyerek harlandırdı. Dönüp geldiğinde dudaklarında ruj sürülmüş gibi kıpkırmızıydı. Ateş kadar da sıcaktı. Tam o sırada barut canavarı gözlerini açtı. Bir ateşe bir Zuhal'in dudaklarına baktı. Hemen ardından homurdandı gülümsedi. Tuhaf sesler çıkarttı. Yeniden uykuya vardı. Canavarımız hareketine çok sevindi. Dedi Elif. Ateşi ben de severim dedi Zuhal. Bence bu ülkenin özünde ateş var dedi Kadir. Tone vidasıyla yine bir yerleri kurcalıyordu. İşini yaparken konuşmasını sürdürdü. Evet ateş ülke. Aynı zamanda mekan ve zaman ötesi bir ülke. Hız, uzaklık, bağıl değerler, kütle, ağırlık, iletişim gibi. Fiziki şeylerin dışında soyut, göreceli bir diyar. Yaptığım çalışmalardan, deneylerden bu kanıya varıyorum. Şu anda bizler de mekan ve zaman dışı mıyız yoksa? Dedi Özen. Aynen öyle dedi Kadir. Üzüntümü ağdım ne yapar eder annem duyardı dedi Damla. Buraya sarıldıktan sonra duyan olmadığına göre bence Kadir'in dediği gibi zaman ve mekan ötesindeyiz şimdi biz. Bir sessizlik oldu. Belli ki herkes bu savların doğruluğunu ya da yanlışlığını usa vurarak anlamaya çalışıyordu. Mekan ve zaman dışı bir ülkede yaşıyorsak bizim hiçbir şey yapmamıza gerek yok dedi Ege. Sonra Kadir'e dönerek konuştu. Senin o kadar aletle bir şeyler kurcalayıp durman da anlamsız. Savlarımızı henüz tam olarak kanıtlamış değiliz dedi Kadir. Milyonda bir de olsa ateş ülkeden çıkabilmek olasılığımız varsa ben onu da kullanacağım. Hepimiz kullanacağız dedi Elif. Mekan ve zaman içi olmak zorundayız. Eğer bunların dışındaysak içine girmemiz gerekiyor. Bunun için de somut projeler üretmekten başka seçeneğimiz yok. Başarısız olduğumuzda bizi buralara taşıyan enerji Başarılı olduğumuzda aklımız ve bilimsel yöntemimiz geçerli olmuş demektir. Mekan ötesi isek burada geçirdiğimiz zaman anlık bir süreç de olabilir. Sonsuz bir süreçte de, dedi Ege. Gel de çık bakalım bu işin içinden. İş sandığımızdan da karmaşık ve zor halde dedi Özen. Hem de ne zor ne karmaşık dedi Kadir. Karamsarlaşan sesini değiştirerek konuştu. Her şeye karşın aklıma ve buralara kadar getirdiğim aletlerime güvenmek zorundayım. Bu çizgide çalışmalarıma devam edeceğim. Kadir tam da o sırada Enis öğretmeni düşündü. Çok ve ilkeli çalışarak hep başarılı olmalarını isterdi. Laboratuvarda deney yaparken yaptırırken çok dikkatli olurdu. 10 kere 100 kere ölçer tartardı. Kaza yaparsanız dönüşü olmayan meçhul ülkelerde bulursunuz kendinizi çocuklar demişti bir kez. An o andı belki de. Meçhul ülke o ülkeydi. Oluk oluk akan terini silen damla Sıcaklığı, ateşi çok severdim dedi ama burada nefret etmeye başladım. Ateş ülkedeyiz unutma dedi Zuhal. Bu duygunu lütfen seslendirerek söyleme. Senin için de bizler için de iyi olmayabilir. Ne olacaksa olsun dedi Damla. Kötülüğün bundan daha ilerisi olamaz. İsyankar sesi canavara ulaşmış onu yandırmış da bile. Yanağındaki ıslaklığa dokunan Elif, Barut canavarın öpücüğü bu dedi. Yataklarında uyanıyorlardı. Dönüp canavarlarına baktılar. Uykucu canavar nasıl olmuşsa kendilerinden önce uyanmıştı. Damla üstündeki kalın yorganı görünce şaşırdı. Kim örttü bunu benim üzerime dedi öfkeli sesle. Te içinde kalmışım. Yorganı ayaklarıyla itip uzaklaştırdı. Barut canavarı tatlı tatlı gülümseyince onun örttüğünü anladılar. Annemizin yaptığını şimdi o yapıyor dedi Elif. Lütfen kızmayalım. Damla ağzından çıkacak öfkeli sözcükleri tek tek yuttu. Beni de öpmüş dedi Damla. Yanağında dokunduktan sonra parmağıyla yukarıdaki canavarı gösterdikten sonra kesinlikle beni de o öpmüştür dedi. Annem de aynı şeyleri yapar dedi Özel. Canavarımız burada kendisini galiba anne sanıyor. Bence de dedi Ege. Biz yedi kişiyiz onun yedi ağzından dökülmedik mi? Eh bu ülkeye göre işte size bir anne. Öyleyse yedimiz de kardeşiz dedi Elif gülerek. Yedi kardeş ve yedi kız dedi Kadir. İkiz sayılırız çünkü aramızda ciddi bir yaş farkı yok. Benim tek kardeşim var dedi Damla. O da annemle birlikte evimizde. Damla çok uyumlu bir çocuktu diye yanındaki arkadaşı Zuhal'e fısıldadı Çelik. Buraya geldikten sonra huyu değişti. Kiminki değişmedi ki dedi Zuhal de gözlerini avuşturarak. Yatağında dönenler hala uyanmaya çalışanlar vardı. Artık kalkalım arkadaşlar dedi Özlem. Zamanı olmayan ülkenin zamanı olmayan sabahı başlamış bile. Belki de öğlen. Hayır hayır akşam da olabilir. Güneşi olmayan bir ülkede zaman neye göre belirleyeceksiniz ki? Ortak projemiz bizleri bekliyor dedi Özen. Enişte öğretmeni de benzedin sen de dedi Damla. Nefes aldırmadan çalıştırmak istiyorsun bizleri. Kurtuluşumuz projemizi uygulamamıza bağlı da ondan dedi Elif. Grup başkanı olarak da uyarmam gerekiyor. Ateş ülkede her şey ateşin türlü tonlarında dalgalanıp duruyor dedi Kadir. Öyle akşam sabah gibi olmayan zaman parçaları... Olan renklerle ifade edilmeye çalışıyor ama renklerin zamanı anlatması olmaksız. Arkadaşlar dedi Zuhal. Ateş ülke dediğimiz yer uzayda bize göz kırpan yıldızlardan birisi olmasın sakın. Biz öyle bir yerde uzaylı hayatını başlamış olmayalım. Saçmalama dedi Uzaya roketle gidilir. Laboratuvardaki yanlış bir deneyin patlamasıyla değil. Uzaylılar bize benzemezler. Tüm aletlerini edevatlarını önüne döken Kadir belli ki yine kafasına göre çalışmak istiyordu. Aletlerine bakarak konuştu. Yaşamak için değil belgesel film çekmek için ideal bir yer burası dedi. Becerebilirsem kendime bir kamera yapmak sonra da belgeseller çekmek istiyorum. Becerebilir miyim bilemiyorum. Bu tuhaf ülkeyi uzayda da bulamazsın dedi Damla. Çünkü mekan dışı bildiğimiz anlamda adresi yok. Kesinlikle polis de ailemiz de arıyorlardır bizleri. Ama olmayan bir adresi ve mekanı nasıl bulsunlar ki? Sözünü bitirince ağlamaklı oldu damla çalışmayan ses vermeyen cep telefonuyla bir kez daha oynadı. Sonra da kaldırıp uzaklara fırlattı. Yatağından kalkanlar sallana, sallana sallana su akan derelere, çeşmelere gittiler. Ellerini yüzlerini yıkadılar. Buradaki su da ateşten sıcak dedi Damla. İçmek için değil yüz yıkamak için ideal ama dedi Elif. Canavarları barut kokulu kahverengi seslerin arasına ilk kez homurtulu bir sesle konuştu. Size kahvaltı hazırladım. Masaya buyurun. Aa dedi Zuhal canavarımız konuştu. Konuştu dedi Kadir de. Hem de bizim dilimizde kelimeleri bizim gibi söyleyemiyor ama önemli değil dedi Ege. Bence bizim dilimizde konuşmadı o oh, dedi Damla. Farkında değilsiniz. Buraya geldikten sonra çok hızlı evrim geçirdik. Büyük olasılıkla biz onun dilinde konuşmaya başladık. Anlaşmamız o böyle kuruldu. Yani bizler de bir çeşit canavarlaştık öyle mi dedi Özen. Pes yani. Ne sandın ya dedi Damla. Bu tuhaf ülkede tamamen canavarlaşırsan ona da şaşma. Kirli bulutlardan hazırlanmış masa ve sandalyeler gibi bir şey vardı canavarın yanında. Yüzünü yıkayan oraya geçti. Oturdular mı uzandılar mı yoksa tepe taklak mı durdular pek anlayamadılar. Masada bulunan tuhaf şeylerin üstüne atıldılar. Çünkü herkes çok acıkmıştı. Ağızlarına ne götürdülerse burunlarını kıvırdılar ama yemeye devam ettiler. Tuzlu tuzluya benzemiyordu. Tatlı tatlıya bal, reçel, peynir, meyve diye önlerine konulanlar her şey çok garipti. Ortak bir yanları vardı. Tümü sıcaktı. Ateş, barut silmişti çoğuna. İz kokuyordu. Annesinin yemeklerine kahvaltılarına sürekli itiraz eden Damla canavarın heybeti karşısında puslu kaldı. Tek itiraz yapamadan tabağına konulan is kokulu şeyleri son kırıntılarına kadar yalayıp yuttu. Kahvaltıdan sonra canavar boğuntulu sesiyle sizler doydunuz ateşimiz aç duruyor ama dedi. Dönüp baktıklarında ateşi söner durumda gördüler. Canavarımızın söylediğini ben anladım dedi Zuhal sözünü bitirir bitirmez ateşe doğru koştu. Sönmek üzere olan ateşin en cılız yerlerinden öptü. Sönme konumunda olan ateş birden parlayıp yükseldi. Dönüp geldiğinde Zuhal'in yüzünde ateş sıcaklığı ve aydınlığı vardı anlaşıldı dedi Elif. Canavarımızın ateşi doyurmak dediği şey tam da buydu. Bu işi sırayla her gün birimiz yapalım dedi Ege. Ateşimiz de aç kalmasın. Yarınki kahvaltıdan sonra da ben yapacağım dedi Çelik. Türlü homurtalar çıkartan canavarların ne söylediğini anlayamadılar. Ama hareketlerinden, yüzündeki gülcüklerden mutlu olduğu belliydi. Arkası yarın.